Siyaset gündemi oldukça hararetli ve hareketli seçere son 3 gün kaldı. Biz de konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyesi Mahmut Altun Soy stüdyomuzda bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar Çok sağ olun. dileyerek başlayalım. Yerel seçimlere son 3 gün kaldı. Mevcut tabloyu nasıl görüyorsunuz? Şimdi az önce haberimizde de belirttiğimiz gibi yeniden Refah Partisi'nden istifalar var, AK Parti'ye geçişler var. Öncelikle bu mevcut ve genel tabloyu bir değerlendirelim. Ardından yeniden Refah Partisi içindeki durumda konuşacağız. Tabii teşekkür ediyorum. Üzülerek seyrediyoruz ne yazık ki. Evvela seçimin böyle yoğun bir e, gündemde, yoğun bir süreçte geçtiği vakitte bize yer ayırdığınız için teşekkür ediyorum Bizler sizlere. Bizler teşekkür ederiz. Daha Sağ olun. Az önce hep beraber seyrettik. Üzülerek seyrediyoruz. Tabii bunun başlıca sebepleri var. Burada sadece teşkilatları konuşuyoruz. Hı hı. Bir de Yeniden Refah Partisi'nin ben kurucular kurulu üyesi, evet. MKYK, MYK, mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı, maddi manevi çok ciddi emek sarf etmiş, hı hı. partimizin bugünlere gelmesine vesile olmuş 87 arkadaştan birisiyim. Doğru partimiz bugünlerde bu hatalı sollamaları, bu yanlış hamleleri yapsın, böyle Saadet Partisi gibi milli görüş çizgisinden çıksın diye biz bu emeği vermedik. Yeniden Refah Partisi'nin zaten kurulmasının sebebi Saadet Partisi yıllarca, Müslümanlara müsbet mütedeyyin camiaya vermiş olduğu zarar veren kişilerle aynı yolda yürümeye başladığı noktada milli görüşün çizgisinden çıkmıştır dedik. Siz Dedi de bunu ki, fark edince? Tabi dedik ki o zaman biz yeniden Refah partisini, yeniden milli görüş ayaklanmasını başlatmamız lazım evet. dedik. Ve esmeleyi çektik. 2018'de partimizi kurduk. Hı hı. Ve geldiğimiz son noktada işte geçtiğimiz 2023 e, hükümet cumhurbaşkanlığı seçiminde evet. o zaman Sayın Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'e gittim. Dedim ki Sayın Başkanım, yarın öbürsü gün biz oy talep ettiğimizde, oy isteyeceğimiz zaman yine bizim camiamızdan, bizim kitlemizden daha çok oy bize... Tabii biz herkesin oyuna talibiz. Ancak malumunuz biliyorsunuz Türkiye'de siyaset kutuplaşma üzerine ilerliyor. Dolayısıyla en çok yine bizim camiamızdan alacağız. En çok nereden oy gelecek bize? AK Parti'den gelecek. O zaman bugün sıkıntılı olduğu süreçte biz AK Parti'ye yardımcı olmamız lazım. Ne istinaden yardımcı olmamız lazım? Rahmetli Erbakan hocamızın sözüne de mi itimat etmiyoruz? Kıymetli Erbakan hocamız merhum Erbakan hocamız ne demişti? Yıllar evvel internette mevcuttur lütfen herkes girsin. Tabii. Görüntüleri seyretsin. Eğer bir gün Türkiye'de Ayasofya'da ibadet yapılıyorsa birinki milli görüş hakimdir. Eğer bir gün Ayasofya'da ibadet yapılıyorsa birinki inananlar hakimdir lütfen Erbakan hocamızın söylemleri ortada. Rahmetli Erbakan hocamızın hangi söyleminde hata vardı? Ne söylediyse her biriyle bugün karşılaşıyoruz. Çok bugüne doğru. kadar oy vermeyenler Çok hatta Merve Hanım diyorlar ki ya Allah rahmet eylesin hiç oyum nasip olmadı ama Gerçekten kaliteli insanlardı Yok, Zaten bizim en problemlerimizden bir tanesi tabii, tabii. bu Gerçekten o şekilde yani e, Merhum e, Erbakan hocanın yani Söyledikleri her şey çıktı e, Kitlesi o kadar çoktu ki Oy vereni vermeyeni aslında Herkes tarafından sevilen sayılan bir isimdi Çünkü e, dahi yani Fikirleri olan bir insandı evet. Mekanı cennet makamı Amin. aile olsun Amin. Her zaman için inşallah O Erbakan hocamızın Kıymetli Erbakan hocamızın en sevdiği arkadaşlarından maddi manevi çok destek olmuş olduğu, e, Bosna Hersey'in bağımsızlığına özgürleşmesine, kavuşmasına vesile olan Aliye İzzetbegoviç'in çok güzel bir sözü var. Biz yeniden Refah Partisi'ni kurduğumuzda bu düsturla yola çıkmıştık. Aliye İzzetbegoviç diyor ki uğruna savaştığımız, mücadele ettiğimiz değerlerimizi ihmal edeceksek savaşmamızın hiçbir anlamı yoktur. Savaşmamızın ne anlamı var? Şimdi biz geçtiğimiz dönemlerde Yeniden Lafah Partisi olarak evet. iktidarla Sayın Cumhurbaşkanı ile Cumhur İttifakı ile hareket ederek 5 tane milletvekili aldık ve meclise girdik. Hı hı. Aslında burada Cumhurbaşkanı dedi ki ya siz güzel işler yapıyorsunuz. Sizi takdir ediyorum. Çünkü bugün Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi dünyada 45 tane ülkenin Avrupa Birliği'nin imzalamış olduğu 62-84 sayılı aile kanunu, sözde aileyi koruma kanunu ama aile yapısını bütün değerlerimizi ifsad eden, yok eden o kanunu yeniden Refah Partisi'nin dillendirmesiyle topluma bunu empoze etmesiyle saha saha eylemlerimizde, mitinglerimizde, basın açıklamalarımızla biz bunu gündeme getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna baktı. Evet, gerçekten yeniden Refah Partisi doğru söylüyor. Zaten siyaseti yapacaksanız böyle yapacaksınız. İlkeler üzerine yapacaksınız Kesinlikle. siyaseti. Kesinlikle. Ve baktılar ki ya doğru söylüyorlar. 23 Kasım 2023 tarihi itibariyle tamamen kökten kanunla beraber kaldırıldı. Ve 45 ülkeden sadece geri çekilen biz olduk, Türkiye olduk. Buna kim vesile oldu? Yeniden Refah Partisi vesile evet. oldu. E baktı ki Sayın Cumhurbaşkanımız ya güzel işlere vesile oluyorlar. Benim yanımdaki arkadaşlarımızın düzeltemediği ya da bana hatırlatamadığı şeyleri yapıyorlar. Biz bunları en iyisi mecliste daha güçlü bir şekilde güçlendirelim ve sesleri daha yüksek çıksın dedi evet. dendi. Büyük Birlik Partisi'nin niye milletvekili yok? Yeniden Refah Partisi'nin var. Çünkü biz gerçekten ahlak ve maneviyat üzerine siyaset yapıyorduk. Evet bugüne kadar. Peki, Şimdi gelinen noktada 2024'de ne değişti? Ya yani aslında ben şunu merak ediyorum. Siz her katmanını biliyorsunuz Refah Partisi, yeniden Refah Partisi vesaire. Yani yeniden Refah'ta kurulduğu günden bu yana aslında ne değişti? Şimdi 1969'da merhum Erbakan hocamızın başlatmış olduğu o dönem işte e, bağımsızlar hareketiyle başladı. Daha sonra Milli Nizam Partisi ile devam etti. En son işte Saadet Partisi'ne kadar geldiği noktada değişen şey ne olmuştu? hatırlayalım lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi CHP Saadet Partisi'nin şu anki içerisinde durduğu genel merkezi alırken bile maddi destekte bulundu. Evet. E biz orada ne gördük dedik ki Demek ki biz uğruna savaştığımız değerlerimizden vazgeçiyoruz. Onları ihmal ediyoruz. Hı hı. O zaman dedik ki bu böyle olmaz. Milli görüşün kalesi olması lazım. O sancağı yere düşürmemek adına yeniden Lefa Partisi kuruldu. Bugüne kadar iyi geldik. E geçtiğimiz dönem şimdi bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bakın mervanım bütün seyircilerimizin özellikle bu noktaya istirham ediyorum, dikkat etmesini istiyorum. Arkadaşlar bana diyor ki, siz diyorsunuz ki yeniden Nefah Partisi'nin eski genel başkan yardımcısı, mali işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, altını çizerek söylüyorum. Mali işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Biz devlet yardımı almıyoruz. Bütçemizde, kasamızda herhangi bir para yoktu. Şu anda da yok. Hı, hı. He. Merve Hanım, şu soruma aslında bütün halkımız da cevap versin. Sizce Yeniden Refah Partisi, müspet ve mütedeyyin camianın karşılık bulduğu bir parti, İstanbul gibi metropol şehirde mi daha çok oy çıkartır yoksa Erzurum'da mı? Yani aslında... İç Anadolu, e, Anadolu, 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 Anadolu daha çok daha karşılığımız çok var. Doğu'da, Tabii. Güneydoğu'da Tabii. daha çok karşılığımız var. Metropol bir şehir, yani Türkiye'nin zaten dörtte birini temsil ediyor burası. Erzurum'da daha çok karşılığımızın olduğu bir yerde... Şu anda yeniden Refah Partimizin Erzurum'da adayımızın olmadığını biliyor muydunuz? Bunun ne anlama geldiğini, ne manaya geldiğini hesap ya o edebiliyor içerideki muyuz? İçerideki aslında e, o mütedeynlik, muhafazakarlıkta biraz bozulma mı var? Yani biraz e, karma mı oldu orası artık? Şöyle söyleyeyim size. Geçen aylarda Allah nasip etti Umre'deydik. Baktım Allah ki toplaması. eskiden Kabe'nin üzerinde kuşlar uçmazdı. Sadece tavaf ederlerdi. Kabe'nin üzerine konmazlardı, Kabe'nin üzerine evet. uçmazlardı. Hoca dedim ki ya hocam kuşlar... Kabe'nin üzerinde uçuyor, geçiyor, konuyor vesaire." dedi ki abi dedi. Dışarıdan dedi gelen millet dedi haram parayla dedi bu kuşları yedirip içirdiği için kuşlar dedi rotasını şaşırmış. Benim sapa sağlam kasayı bıraktığım partimizin kasasına haram para girdi ki rotayı şaşırdılar demek ki. Rota kayması var Rota kayması var. Yani. var. Bugün İstanbul'da aday çıkarttığımız yerde, hı hı. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kritik noktalarda aday çıkarttığımız yerde Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne neden aday çıkartmıyoruz? Çünkü orada finansörümüz yok. Hı hı. Bu yakışıyor mu Yeniden Refah Partisi'ne? Ha şunu da söylemek istiyorum Merve Hanım. Ben buraya gelmeden evvel Yeniden Refah Partisi'ne maddi manevi bu kadar emek sarf etmiş, bu kadar mücadele vermiş, MKYK'da, MYK'da kurucularında yer almış, evet. 87 kişilik kadroda yer almış bir e, şahıs olarak genel başkanımızı aradım. Hani konuşayım, uyarayım diye. Ama telefona bakmadı. Geri de dönmedi. Ne yazık ki üzülerek işte buradan medya aracılığıyla toplumumuza, herkese, genel başkanımıza da Seslenmiş dahil olmak olursunuz. üzere seslenmek evet. durumunda kaldık. Evet. Bunu bir ay önce tekrar yaptım. Ama bunun olma sebebini de söyleyeyim Hı -hı. size. Bir önceki seçimlerde Sayın Genel Başkanımıza gittim, Sayın Başkanım dedim. Bizim muhakkak Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmemiz lazım. Tek başımıza bir şey yapmam mümkün değil. Meclise dahi girmemiz mümkün değil. Bunun sebebi şu, artık toplum ikiye ayrılmış bir durumda. Dolayısıyla burada tarafınızı seçeceksiniz. Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali evet. bir çizginiz olacak. Evet. Dedik ki bizim burada yapmamız gereken budur. İttifaksa burada ittifakta yer alacağız. Hı -hı. Ha, bağımsız gireceksek amenna ama evet. bizim bugün Cumhur İttifakını desteklememiz lazım. Hı -hı. Çünkü sürecin nereye gittiğini az buçuk bütün herkes biliyor. İttifaktan bölüyor. uzaklaştıran ne oldu peki? Yani e, şimdi hani o sürece bakıyoruz dedi ki 2023'ten 2024'de ne değişti? Şimdi e, neden ittifaka yanaşmadı yeniden refah? Yani az neden önce, uzaklaştırdı? Yani neden böyle bir eksen kayması oldu aslında burada? Az önce dedim ya. Herhalde haram paralar geldi. Çanta siyasetine dönüştü bu iş ki öyle olduğunu görür. Niye? İstanbul'da bizim kasamızda böyle bir para yoktu. Açık söyleyeyim. Hı hı. Bu kadar billboardlar, reklamlar, bayraklar, otobüsler zaten geçen hafta da zannediyorum yeniden Refah Partimiz'e iftar yemeği verdi. Nerede? Doktor Mimar Kadir Topbaş. Göster, gösteri merkezinde, Büyükşehir'in bünyesinde. Hı hı. Büyükşehir Belediyesi aslında şunu anlamaları lazım. Şunu bütün milletimizin anlaması lazım. Gezi eylemlerinde zulüm 1453'te başladı diye duvarlara yazılan o yazıları yazanların belediye başkanıdır İmamoğlu. Evet. Bizim bunlarla bir çizgide yürümemiz, bunlarla aynı şeyde hareket etmemiz ya da bunların ekmeğine tabiri caizse yağ sürme gibi bir şey yapmamız mümkün değil. Bu yeniden hı hı. Refah Partisi'nin misyonuna, vizyonuna, hiçbir şeyine kesinlikle ve kesinlikle uymuyor. Bu da işte bizim eksen kaymasına sebebiyet verdiğini, eksen kayması olduğunu gösteriyor. Evet. Ha burada şimdi söyleyeceğimiz şey şu. Allah rızası için ben bütün milli görüşü arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı uyarıyorum. Allah rızası için. Burada emek sarf ettik, mücadele verdik ve verdiğimiz mücadele içerisinde emin olun hiçbir zaman ee, geri durmadık. Gecemizde, gündüzümüzde çoluğumuzun çocuğumuzun hı hı. rızkıyla biz bu partiyi bugünlere getirdik. Ve hiç kimsenin kalbini kırmadık. Teşkilatta evet. çok ciddi bir karşılığımız vardır. Teşkilatımız bizi sever. Ama şimdi öyle bir kirli siyasete dönüştürdüler ki aynı İmamoğlu'nun taktiklerini bizimkiler, yani o içeride, yeniden defa içerisine girmiş yanlış insanlar, e, yanlış kişiler şimdi onları bize karşı kullanıyor. Suat Pamukçu nerede? Genel Sekreterimiz, hı hı hı. Abdurrahman Akgüz, MKYK, MYK, Genel Başkan Yardımcılığı nerede? Sayın Avukat Mehmet Ener, rahmetli Erbakan hocamızla da davalarda boncuk boncuk ter döken Genel Başkan Yardımcımız abimiz Avukat Mehmet Ener nerede? Doktor Şeref Menteşe nerede? Bunların hepsi genel başkan yardımcıları. Evet. Ya biz daha 10 yıllık, 20 yıllık bir parti değiliz ki. Tabii. Şimdi herkesin dediği şey şu Merve Hanım. Sayın mi? Cumhurbaşkanımızın yani. etrafını saran bir kitle var işte onu doğru hareketleri yaptırmıyor hı, hı. yanlış. Vallahi Cumhurbaşkanımızın etrafını saran bir kitle var mı yok mu ben bilmiyorum ama Sayın Fatih Bey'in genel başkanımızın etrafını saran ciddi bir kitle var. Bunların başında da 15 Temmuz hadisesinden sonra ilk görevden alınan Bakan Sayın Suat Kılıç var. Suat Kılıç gibi bir şahsiyetin yeniden Refah Partimizin bırakın genel başkan yardımcısı olmasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı üyesi dahi olamazdı. Çünkü geçmişi buna müsait değil. Bunu bilenler çok iyi biliyorlar. Evet. Ya iyi de Suat Kılıcı getirdiğiniz görevden onun yerine aldığınız avukat Bayram Sakartepe nerede? Yani bunu teşkilatımız aslında ya Mahmut Altunsoy'a değil geçmişe dönük böyle genel başkan yardımcılarımıza ve teşkilatın yapısına bakarak kendilerinin analiz evet. etmesi gerekir. Artık yeniden Refah Partisi toplumun milli görüşüm partisi olmaktan adeta çıkıyor, aile şirketine dönüşüyor. Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan. Hanım kolları, kadın kolları Genel Başkanı, kız kardeşi Sayın Elif Altınöz Erbakan. E İstanbul evet. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz Bursa'da yaşıyor. Evi Bursa'da, ticareti Bursa'da, Ankara'da siyaset yapıyor. İstanbul'dan da gelip aday oluyor. Yani 500 bin, 520 bin üyesi olduğunu iddia ettiğimiz bununla övündüğümüz yeniden Refah Partimiz bir tane İstanbul'da aday çıkartamadı mı? Hani çıkartmaması gerekiyordu zaten. <laughs> İstanbul, Ankara, İzmir'de evet. zaten çıkartmaması gerekiyordu. Evet. Ama geldiğimiz noktada ne yazık ki yeniden Refah Partisi. Ya burada aslında e, CHP bir alan açma mı var? E, şöyle bir şey sormak istiyorum aslında. Yani CHP'nin kazanımı yeniden Refah hanesine olumsuz olarak yansımayacak mı bu noktada? Şöyle bizim e... Genel Başkanımız istişare etmiş olsaydı, bunları paylaşabilmiş olsaydık emin olun daha önceden bu CHP'nin DEM Parti'ye seçim öncesi, seçim sonrası nasıl vaatlerde bulunduğunu, aynı nakdi vesaire nelerde bulunduğunu. ilk başta işte o nakiti vesaire verip daha sonrasında işte bir takım maddi anlamda kasa şey Çanta e, evet. siyaseti diyoruz biz buna. Çanta siyasetinde bir takım eksiklikler ettikleri için evet. sonradan uzlaşamayıp çok geç bir şekilde bir araya geldiklerini görüyoruz. Bugün de genel başkanımıza, yeniden refah partimize her ne taahhütte bulunduysalar, her ne dediyseler ben şunu bilmelerini isterim. Bunların her şeyi yalan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aynı zamanda yetkili sendikaydık biz. Hakish Konfederasyonuna bağlı Enerji İşçileri Sendikasının Genel Başkanlığını yürütüyorum. Türkiye genelinde 15 bin üyesi olan bir sendikanın Genel Başkanlığını hı hı yaptığım yerde, hı hı. bunlar bize çok güzel takiye yaptılar, gülümsediler. Hı hı. Biz işte değiştik, biz şöyleyiz, biz böyleyiz dediler ve günün sonunda seçimden hemen şurada birkaç ay önce TIKO, MEKAPC, DHKPC, PKK sempazistanı olan devrimci, bilmem neci sendikalar geldiler alttan alttan sokmaya başladılar. Şu anda kurumlarda bunları muhafaza ediyorlar ve İmamoğlu denilen vatandaşın yani o 1400 zulüm 1453'te başladı diyen zihniyetin başkanının önümüzdeki dönemle alakalı zaten çok net bir şekilde açık bir şekilde şeyi belli çizgisi belli. Evet. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki dönem nasıl onu alaşağı ederim de ben devam ederim. Altınöz Mehmet Altınöz yeniden Refah Partisi İstanbul adayımız iki Hı. gün önce seçim konuşmasında güzel bir şeye değindi. Dedi ki 1 Nisan'da Allah'ın izniyle Sayın İmamoğlu'nu Ankara'ya göndereceğiz O Ankara'daki siyasetine devam etsin Sosyal medya hesabında evet. var bu video O Ankara'daki siyasetine devam etsin Biz dedi alacağız dedi şeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Bizden kastı aslında belki murat kurum olabilir Çünkü Hı. sonuç itibariyle Ankara'ya niye gönderiyorlar İmamoğlu'nu evet. Kılıçdaroğlu ile alakalı yaptığı O da yarıda kalan operasyonu evet. Tamamlaması evet. için göndermeleri gerekiyor e Zaten bu adamların maksadı muradı başka İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in bir beş yıl daha kaybetme fırsatı imkanı yok. Bu büyük o, bir lüks olur öyle bir fırsat gerçekten. Kesinlikle. Yok. Bir de Merve Hanım, yani düşünebiliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısınız. İstanbul'da adaysınız. CHP'nin İstanbul'da ben mitingini görmedim. Evet. Miting yapmadı. Evet. Yani aday olunur, iddialı olduğunuz yerde miting yapmaz mısınız? Yani ortalığı ayağa kaldırması lazım. E, CHP de yapmadı, İmamoğlu da yapmadı. Evet. Ama orada İmamoğlu Genel başkanı Özgür Özel zaten buraya getirmedi Kendi önüne geçirmiyor hı hı. Çok farklı girift ilişkilerin olduğu bu noktada Toplumumuz neyin ne olduğunu çok iyi görüyor İçeride zaten o kurultay sürecinden beri e, Kaotik süreç her geçen gün böyle Çetrefilli hale geliyor zaten Ama şimdi e, tabii Yeniden Refah tabanının bu AK Parti'ye e, Yakını mevcut yönetimde Nasıl bir etki oluşturuyor Mahmut Bey? Şöyle şu anda zaten e, Bizde Yeniden Refah Partisi'nin bünyesinde Kesinlikle demokrasi namına bir hı hı. şey kalmadı Aile şirketine dönüştü. Tabii soyadınızın Erbakan olması sadece bir partinin genel başkanlığını yapmanıza e, yeterli olmuyor. Sonuç itibariyle burada e, istişarenin olmadığı bir yerde doğru karar almanız da mümkün değil Merve Geçen dönem Cumhur İttifakı ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyleyen genel başkan yardımcıları ya da teşkilat üyelerimizin tamamı pasifize edilmiş durumda. Evet bir yandan pasifize ediliyor hani yine gülücükler dağıtılıyor. Evet. El altında tutuluyor ama ne yazık ki burada da çok kötü bir siyaset yürütülüyor. E Cumhur İttifakına katılmayalım diyenlere bir takım yerlere koydular. Ben hiçbir zaman siyaseti şahsım için, kendi menfaatim için yapmadım. Zaten yeniden Refah Partisi'nin kurucular kurulu MKYK, MYK mali İşleri'nden sorumlu genel başkanlığı yardımcılığı yaptığım yerde çok ciddi emekler sarf ettim. Yeniden Refah Partisi'nin online üyelik sisteminin altyapısını iki arkadaşımla beraber orada biz oturtturduk bir avukat kardeşimiz. Ha yine işte online üyelik, online aidat bunların tamamını bizler oturtturduk. 2-3 kişi, evet. 4 kişi yaptık bunu. Evet. Çok ciddi emeklerimiz var. Neden istifa etmek durumunda kaldım? Abimi kaybettim. Başımız bu benim olsun. için Allah razı olsun. Başımız Rabbim olsun. bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Abimi kaybettikten sonra bu benim için çok büyük bir yıkım oldu. Dünyam değişti. Evet. Onun akabinde hanımım rahatsızlandı. Çok ciddi rahatsızlıklar geçirdi. Mecburen istifa dilekçemi vermek durumunda kaldım. Hı hı. Müsaade istedim. Genel başkanımız müsaade etmedi. Ama ben dedim artık yapamıyorum. O dönemde de Suat Pamukçu genel sekreterdi. Suat abiye götürdüm istifa dilekçemi verdim. Dedi ki ben buna karar vermem dedi. Bunu sayın genel başkanımıza paylaşmam lazım. Ben çıktım genel evrağı verdim. Sessiz sedasız eşyalarımı topladım helalleştim çıktım. Kimseyle de bir kötülüğüm yoktu. Olmadı da olamaz da zaten. Ama bugün gelinen noktada eğer teşkilatımızın içerisinden bizlere kızacak Abdurrahman abimizi işte disipline sevk edecek işte ya da fikrini beyan edenleri tukak edecek olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize sesleniyorum. Evet. Biz bu partinin milli görüşün tek artık temsilcisi olduğuna inandığımız ve bunun mücadelesini verdiğimiz noktada biz buradaydık. Hala da o yüzden buradayım. Hala benim aktif üyeliğim yeniden Refah Partisi, siyasi parti üyeliğim yeniden Refah Partisi. Evet, tabii. Bunu da araştırabilirler. Benim bir art niyetim yok. Çizgi çizgi değil, yol yol değil rota şaşmış Önemli ve olan doğru yolu bulabilmek. Aynen öyle. Ve rahmetli Erbakan hocamızın yıllar evvel e, dile getirmiş olduğu Ayasofya açıksa hı hı. ya bunu 1992'de Yıldırım Akbulut o dönemin başbakanı malum evet. biliyorsunuz kısmi bir yeri açtı hani ibadete hı hı hı. tamamını açacağım diye taahhüt etti ama tepe taklak oldu gitti. Evet. Nasip olmadı. Bu bile bu bile Recep Tayyip Erdoğan'a sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Şimdi biz iyi ile kötüyü analiz edeceğiz nerede duracağımızı, kime destek vereceğimizi iyi bileceğiz. Rahmetli Erbakan hocamızın sözüne dikkat edeceğiz. Eğer bir gün Ayasofya açılmışsa ve içerisinde ibadet yapılıyorsa bilin ki milli görüş hakimdir. Biliniz ki inananlar hakimdir. O zaman bugün biz hakimiz hiç boş yere Abdülhamit Han Hazretleri'ne yani soruyorum size Mehmet Akif Ersoy kötü bir insan mıydı? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kötü bir insan mıydı? Efendim siz söyleyin adını Elmalı Hamdi yazar kötü bir insan mıydı? Ali Haydar Efendi, Mahmud Efendi'nin hocası kötü bir insan mıydı? Bunlar Abdülhamit Han Hazretleri'nin son dönemine gidişine evet. vesile olmuş insanlar ama sonradan pişmanlıklarını defalarca dile getirmişler. Evet. Açın tarihi okuyun. Açın bakın. Bunlar kötü insanlar değildiler. İyi insanlardı. Ama insanoğlu hata yapabilir. Evet. Sayın Doktor Fatih Erbakan genel başkan da insanoğludur. Hata yapabilir ama bu hatasından ivedilikle vazgeçmek durumundadır. Evet. Partiden FETÖ'cüleri göndermek durumundadır. Partiden yanlış insanları göndermek durumundadır. Partinin rotasını yanıltan, şaşırtan insanlardan ayrışmak zorundadır. Abdurrahman Aküz gibi, Suat Pamukçu gibi, işte e, Avukat Mehmet Öner gibi, e, Mahmut Altunsoy gibi, e, Doktor Şeref Menteşe gibi geçmişte görev yaptığı, birlikte mücadele ettiği arkadaşlarına geriye dönüp Onlara bir bakmalı. Hiç insan çok davet istedim. etmez mi Merve Hanım ya? Bu kadar bizim birlikte mücadelemiz vardı. Evet. Telefonlara bakmaktan aciz Sayın Genel Başkanımız çok çabuk rotasını şaşırdı. Kendisine Allah'tan selamet diliyorum. Ama ben İnşallah. bu, bu hareket milli görüş asla mahzun değildir. Hı hı. Hala aktif bir üyesi olarak bu davanın, bu mücadelenin sonuna kadar destekçisi olacağımı, asla davamdan vazgeçmeyeceğimi, bu davanın hiç kimsenin şahsi Babasının malı mülkü olmadığını Elbette. herkesin bilmesini isterim. Tabii ki. Milli Görüş davası 1969 yılında başlamıştır ve bugün hala inanan, sabit çizgi üzerinde duran inanan insanların üzerinde devam edecektir. Şimdi geldiğimiz noktada, ben bütün milli görüşçü arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, teşkilatımızdan rica ediyorum. Allah rızası için Erbakan hocamızın yüzüne kulak verin. Ben yeniden refah partisinin bugünlere gelmesine vesile olan 87 kişiden birisiyim... Ve diyorum ki lütfen en azından İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de de Hamza Hamza'da desteklemek zorundayız. Evet. Ve e, bu bizim e, asli görevimizdir. İnanan, e, inancına sahip olan bütün herkesin de bu noktada bu şekilde hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Tıpkı Abdülhamid Han Hazretlerine o kötülüğü yapan bilinçsizce yanlış yönlendirilen insanlar gibi boşluğa düşmeyelim. 31 Mart'ta bütün milli görüşçüler olarak İstanbul, Ankara, İzmir hatta Antalya'da da gayet iyi gidiyor Cumhur İttifakı'nın adayı. Evet. Antalya'da, Bursa'da da desteklememiz gerekiyor. Buradan da TVN ekranlarından da çağrınızı bir kez daha dile getirmiş olduğunuz katılımınız hmm. için çok teşekkür ediyorum Mahmut hmm. Bey. Evet, Ayaklarınıza sağlık, yolunuz, bahtınız sağlık. açık olsun ha. inşallah. Çok ha. teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, yeniden Refah Partisi kurucularından Mahmut Altınsoy stüdyo konuğumuzdu. Kendisiyle hem seçim sürecine hem de yeniden Refah içinde yaşanan durumları konu